aşağıda market var. Sağ olun efendim, yanıyor dışını çıkardım. Başka eksik varsa aşağıda markette satılıyor. İskender Resulü Allah Allah diyor. Ya Rabbi müşteri gönder diyor. Kalplerimizi birbirine tehlif etti. Bizi birbirimize ısındırdı. Asbahna min nimetihi ihvana. Allah'ın nimetiyle ki onun bize nimetidir ki hamdinden şükründen aciziz. Kardeş olduk. İhvan olduk. Tevhid kardeşi olduk. Ve kardeşler olarak burada cem olduk. Burada toplandık. Burada haşr olduk. Birazdan neşr oluruz. Ama kardeşliğimiz yine devam eder. Haftada bir gün burada toplanıyoruz. Tabii ki tevhidimiz burayla kayıtlı değil. Biz Hazreti Peygamber'in Livaül Ham sancağı altında toplanmışız. Hazreti Peygamber'in Livaül Ham sancağı kimilerince yarın kıyamette açacak olduğu bir sancak, insanlar da etrafında toplanacak. Meşrebimiz gereği yarına bakmadığımızdan, yarını bekleyenlerden olmadığımızdan, yarına beklemeye tahammülümüz kalmadığından, nasıl da o şarkı Hoca Kamil, tahammül kalmadı bende. Sakın geç kalma. Sakın geç kalma, erken diye. Tahammül, yani bu mevzuda tahammülsüz olduğumuz için. Hani Hazreti Musa gibi kavmiyle beraberdi ya, o önden koşa koşa gitti. Hepimiz koşuyoruz. Koşarken birbirimizi de kolluyoruz. Kollayalım. Hepimizin hedefi birdir. Hedefimiz kamilimizdir. Hedefimiz Hazreti Muhammed'dir. Hedefimiz Cenab-ı Allah'tır. Üç tane hedef oldu gibi ama değildir. Kamil'in dışında bir Muhammed, Kamil'in dışında bir Allah tanıyanlardan, bilenlerden olmadığımız için cümlesini bir eylemiş olduğumuz için, Allah Allah diyerek bir eylediğimiz için, nasıl diyordu Ahmet Efendi, güzel ilahisinde, Ahmet buldu ol Ahmet'i, Mustafa'yı,
hamledi. Cümlesini bir eyledi. Ahmet, Ahmet'i bulmuş. Burada iki manada var. Kendisi Ahmet, Hafız Ahmet Soyyid. Efendisi de Ahmet. Ahmet Kumandaoğlu. Ahmet Soyyid, Ahmet Kumandaoğlu'nu buldu. Eyvallah. Esas nedir? Ahmet'in Ahmediyeti bulmasıdır. Birliği bulmasıdır. Hakikati Muhammediye ermesidir. Mustafa'yı, Muhammed'i. Cümlesini bir eyledi. Hepsini bir etmiş. Nerede? Kamil'de bir eylemiş. Cemül Cem'de Kâbe Kavseyn yoktur bunda asla isneyin. Burada ikilik yoktur. Kamil'de bir oldu Bahreyn. İki deniz, vücut ve imkan denizi, vahdet ve kesret denizi bir oldu. Nerede? Kamil'de bir oldu. Buraya toplamamızdan maksat, burada cem olmamızdan maksat, işte budur. Birliğe, gerçek birliğe erebilmektir. Kesretten vahdete geçebilmek, vahdetten kesrete geçmek, vahdet aynı kesrettir, zevkine ulaşabilmek. Buraya gelişimdeki gaye, hepimizin hedefi, gayesi budur. Evvel hedefimiz fena fillah'tır. Evvel hedefimiz yokluktur. İkinci hedefimiz de var olmaktır. Biliyoruz ki var olmakta yok olmadan olmuyor. Yok olmadan var olmaz, var dahi yoktan olmaz. Anladım çün ben beni hep görünen hak oldum. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebâ'nâ rasûl fektubnâ ma'şşâhî. Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Neye? Senin inzal ettiğine. Ne inzal etmişti? Ve kime inzal etmişti? İnzal ettiği Kur'an'dı. Kime? Resulüne. Kime? Kamiline. Kime? Sana, bana. Hiç durmaz. İnzal hep devam eder. Hep içindekileri dışarıya çıkarmak ister. Duramaz. Dayanamaz. Hep vermek ister. Hazreti Muhammed'e verdi. Vereceğine verdi. Ve evha evha kuluna vahyedeceğini etti.
Sen de oraya gel. Sen de ilahi vahye, ilahi hitaba, ilahi kelama açık hale gel. Kulağını aç. Her şeyin sana hitap etmekte olduğunu, her şeyden sana kelam etmekte olduğunu, gerek içinden, gerekse dışından. Tut kulağın her söze. Ama biz kelamı halktan aldık. Ruhu has etti bizi. Sırf o etti. Öyle al. Öyle dinle. Öyle dinleyecek olursan o zaman Allah'ın mazharı tamı olan şu insanın kadru kıymetini daha iyi anlarsın. Kamile ne inzal ettiyse hepsine iman ettik. Kamile inzal edilenler onun lisanından bize ulaşıyor. ...1400 sene öncesinden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıksa, gelse, şuraya otursa, farklı bir şey söylemeyecek size. Hani gökten inse, gelse şöyle, haklı bir şey söylemeyecek. Ne diyecek? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Şahit olun diyecek. Şahit olun, şehadet edin, şuhud edin, açın gözünüzü. Men ra'ani fakat ra'al hak diyeni görün. Her sıfattan zatını ilan eyleyeni görün. Dostum birisi bir mail atmış. Ben de size atayım o maili şimdi. Şükür nedir diye bir sualle karşılaşmış. Cevap: şükür nimetlerde nimeti vereni görmektir. Hani bunu efendi bir başka türlü de anlatmış idi. İşte İmam-ı Gazali dayısıyla beraber Kabe'ye gitmişler haç mevsiminde. İşte Kabe'nin derununda oturmuşlar. Şükür babında konuşuyorlar. Bütün ulema orada
alimler orada, hepsi bir şeyler söylemiş. Halka yuvarlak dönmüş, dolaşmış. Bizim Gazali'de orada, daha çocuk dönecek yaşta, dayısı takılmış. Demiş ki, Velet sen de bir şey söyle. O da söylemiş. Dinleyenler hayret içinde kalmışlar. Dediği şu, Allah'ın size verdiklerini, ne varsa tüm nimetleri ona vermektir şükür. Aynı yere geliyor. Ve bir misal getirmiş. Allah'ın emri peygamberin kavli diyerek bir kız istemeye gitmişler. Ve istenilen hanımefendi adet olduğu üzere şekerli kahve yapmış. Sade olunca işler sarpa sayılır galiba, değil mi? Şekerli yapalım biz. Şekerli kahve yapmış. İçmişler. Ayrılmışlar sonra. Kahveyi içen damat adayı kahvenin güzelliğinden bahsediyormuş. Kahve diyormuş, harikaydı. Ne güzel kahveydi öyle. Kömür ateşinden mi pişmiş ne? Şekere de tam kıvamında. Bol köpüklü, kahveyi anlata anlata bitiremiyormuş. Demişler, oğlum, biz oraya kahve bakmaya gitmedik. Kız bakmaya gittik. Sen habire kahveden bahsediyorsun. Habire nimetten bahsediyorsun. Sen hiç nimeti getirene, nimeti sana takdim edene, verene bakmadın mı? Nimeti vereni görmedin mi? Görmemiş. Biz de buna benzer bir şey yaşamıştık. Buradan bir delikanlıya Akhisar'a kız istemeye gitmiştik. Rahmetli kayınpederim de vardı. Ben rahatsızlandım, gidememiştim. Akhisar'da bir başka yerde kaldım. Sonra geldiler. Arabayla bindik, gidiyoruz. Kayınpeder sordu şimdi. Dedi, Mustafa nasıl buldun kızı? Ne kızı dedi. Ben dedi, oğlum işte geldi ya, hangisi dedi. Ya işte sana kahve getiren. Ben ona bakmadım ki dedi. E sen de tavana mı bakıyordun? Kahveye bakıyordum. Hadi dön bir daha. Tekrar dön. Bir kahve daha. Dostlar, bu işin tekrarı yok. Ne diyordu? Aç gözünü, seyreyle, tekrarı yok mu? Tam yerine denk geldi diyor, değil mi? Ne koymuş? Manzara koymuş. Nedir koyduğu manzara? Cemal-i ilahi. Manzaramız odur. Baktığımız odur. Her yüzden nazarımız odur. İyi seyreyle. Güzel seyreyle. Güzel gör. Güzeli gör. Ama güzel görebilmek için güzel düşüncelere sahip olmak lazım. Burayı güzelleştirmek lazım. Güzel bakmasını bilmek lazım. Nasıl bakalım ki güzel bakmış olalım, güzel görmüş olalım, güzeli görebilelim. Nasıl bakacağız? Yan nuru bi nurillah. Allah'ın nuruyla nazar edeceksiniz.
O nurla bakacaksınız. Nedir o Allah'ın nuru? Allah'ın nuru. İlimdir, ilmi tevhiddir. O nuruyla göreceksiniz. İlim gözüyle göreceksiniz. Baş gözü ne görür? Suret görür. Bu göz suret görür. Ama ilim gözü, gönül gözü o mana görür, siret görür. Ne oldu? Problem mi var gene? Hocam, bazı kardeşler çok net alıyor ses ve görüntüyü. Evet. Bazıları kesik kesik alıyor. Bu da tabii ki kendi bağlantı hızlarından kaynaklanıyor. Evet. Şimdi burada giriyorlar, 10 saniye, 15 dakika, 15 saniye durup çıkıyorlar. Zaten sesin ve görüntünün onlara ulaşması 8-10 saniye sürüyor. 15 saniyede bir giriş çıkış yaptıkları için ses ve görüntü yok diyorlar. Bu da normal. Evet, bizde bir arıza yok diyorsun. Olmasın inşallah. Sabretsinler. Başka teknik kapasitelerini yükselsinler, alıcılarını ayarlasınlar. Vericide bir problemimiz yok. Evet. Alıcılar da sağlıklıysa. Alıcıları iyi olanlar iyi izleyebiliyorlar diyorsunuz yani. Evet. Vericide problem yok. Yayın daimi. Gün 24 saat hiç durmaz. Devamlı yayındadır. Tecelliyatı hiç durmaz. Sen alıcını iyi ayarlayacaksın. Frekansını düzelteceksin. Hızın düşük geliyorsa hızlanacaksın. 256 ise olmaz. Nereye çıkacağız? En az 1024 olacak. En az 1024 olacakmış. Habire hızlanıyor zaten. Habire kemalat var. Eskiden 250'de işi götürmeye çalışıyordu. Şimdi artık 2048'den mi çıktı? Evet, 4000'ler çıktı. Bak 4000'de mi çıktı? 4000'den çıkmış. E sen 256'yla 4000'le izlemeye çalışırsan ne olmaz kardeşim. Yükseleceksin. Ya da ben de ne yapacağım? İneceğim 256K'ya ama bu defa ötekinlere yazık olacak. Evet efendim. Açacaksın kulağını. Varsa arıza gidermesine bakacaksın. Gerekirse kulaklarını yıkattıracaksın kardeşim. Aynanın pek sebebi kulak yıkartması. Evet. Görmesini bileceksin dedik. Göremezsen men kâne fî hâzî âmâ ve huve fil âhirete âmâ. Bu dünyada göremeyen, bu dünyada hak ve hakikate, cemale kör olan sakın ha yarın göreceğim diye beklemesin. Bu dünyada kör olan dünyada da kördür. Öyleyse buradayken bu işi halletmeye bakalım. Yarına bir şey bırakmayalım. Hacı dedemiz kulakları çınlasın, iyi saatte olsun. Ben hep yarınların peşinden koştum diyor, yıllardır. Ama bir türlü yakalayamadım bu yarınları. Yarın olur, o yarından bir yarın daha çıkarız. Ondan bir yarın daha çıkar, hep yarınlar devam eder gider. Evet, biz yarının insanı değiliz, biz günün insanıyız. Anın insanı. Anda yakalamalı. Anda bulmalı. Nedir o? Huzurda olmalı.
Huzuru Hak'ta olmalı. Ya zuhurda ya da huzurda. Zuhurumuz Hak'tır bizim. Huzurumuz Hak'tır. Hak'tır. Ha Hak'tır. Ha Rahman'dır. Ha Allah'tır. Bütün isimler Esma-ül Husna. Bütün güzel isimler hepsi O'nundur. Hepsi Allah'ındır. Ulid'ullah ev Ulid'urrahman. İster Allah diye çağırın, ister Ya Rahman diye çağırın, ister Ya Rahim diye çağırın, ister Ya Vaffar, Ya Sattar, Ya Rızak diye çağırın. Hiç fark etmez. Netice itibariyle hep onu çağırmaktasınız. Hep onu davet etmektesiniz. Gelir mi? Gelmiş de haberin yok. Hala çağırırsın. Bilir iken bendesin, çağırırım, dost diyorsun. Biliyorsun ama daha mutmain olmamışsın. Onun için dost diye çağırıyorsun. Mutmain olsan niye dost diye çağıracaksın? Gece gündüz ahu efyan